Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Almanya'dan Türkiye'ye uçak savaşı resti. Değerli takipçilerimiz, sert tavır bu şekilde değişti. Almanya Başbakanı Olaf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da yapacağı görüşme öncesinde Berlin'den gelen haberler, Türkiye'nin uzun süredir satın almak istediği savaş uçağı konusunda Almanya'nın tavrını yumuşattığını gösterdi. 2019'dan bu yana Türkiye'ye silah satışı konusunda ambargo uygulayan Almanya, savaş uçağı satışında yeni bir değerlendirme yapıyor. Bunun sebepleri ise Rusya-Ukrayna savaşının değiştirdiği jeopolitik dengeler, İsveç, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay vermesi sonrasında ABD ve diğer müttefiklerin silah satışındaki kısıtlamaları kaldırması, savaş uçağının satışının Türkiye ile ilişkilerde yeni bir başlangıç oluşturması beklentisine girmiş oldu. ABD, Türkiye'yi 2019'da Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi topraklarına yerleştirmesi sebebiyle 2000'li yılların başından bu yana parçası olduğu 5. nesil F-35 savaş uçağı programından çıkardı. Bu gelişme Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceği açısından büyük bir soruna yol açtı. Değerli takipçilerimiz, devamında Türkiye o tarihten bu yana hava kuvvetlerinde zafiyet yaşamamak amacıyla doğrudan tedarik için alternatif çözümlere yöneldi. Ankara bu arada kendi kaynaklarıyla Kaan Savaş uçağının geliştirilmesine odaklandı. ABD ile 40 yeni F-16 savaş uçağı alımı için müzakereler yapan Türkiye, 40 Eurolifer savaş uçağı almak için de konsorsiyum ülkeleri İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya ile beraber temasa geçmişti. Değerli izleyenler, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.